Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Gazete programıyla yine ekranlarda karşınızdayız. Bizleri Kanal T'nin Facebook sayfasından ve kanalt.com'dan canlı olarak takip edeceksiniz. Edebilirsiniz. Gündem oldukça yoğun. Malum bu hafta başında yangınlarla boğuştu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ardından koronavirüs süreciyle ilgili hükümetten açıklama geldi. Sınır kapılarının açılması yönünde Sağlık Bakanlığı'na Başbakan'ın bir talimatı olduğu ifade edildi. Tüm bunları ve ekonomik gelişmeleri Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Fikret Oros'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi nasılsınız efendim? Çok iyiyim, teşekkürler. Sizi sormalı. Bizler de teşekkür ederiz. Uzun zaman oldu sizi misafir etmeyeli. Malum evet. Bu pandemi süreci evet. Herkesi etkiledi. Sosyal mesafe evet. Devreye girdi. Şimdi şunu soralım efendim ilk olarak. Geçtiğimiz pazar günü tepe başında hepimizin ciğerlerini yakan bir manzarayla karşılaştık. Siz de oradaydınız. Beraber o görüntülere tanıklık ettik. Hep böyle filmlerde görürdük. Böyle işte bir anda yangın gelir, insanlar o yangının ortasında kalır. Ama insanların kaçma şansı vardı ama o ağaçların kaçma şansı yoktu. Orada ciğerlerimiz yandı. Oradaki doğal hayat yandı. Öncelikle bununla başlayalım konuya. Evet, çok güzel bir sabaha uyandık geçen pazar günü ve günü nasıl güzel değerlendirebileceğiz gibi düşünceler devam ederken saat 10.30-11 sularında Genel Başkanımız Sayın Tufan Erhürman'ın telefonuyla gerçekten derin bir hüzüne büründüm. Derhal Girne İlçe Başkanı'nı aldım. Lefkoşa'dan da Sayın Genel Başkan Girne Milletvekilimiz Sayın Özdenefe'yi evet. aldı. Ve olay yerinde buluştuk sizinle evet. orada karşılaştığımız üzere. Tabii ki herkes seferber oldu. Herkesle birlikte biz de orada olmaktan elbette hiç kaçınmadık. Ve oradaki yürütülen mücadeleye ortak olmaya çalıştık açıkçası. Evet. Yapabileceğimiz ne varsa şeklinde. Derin bir üzüntüydü, derin bir depresyondu. O alevleri, o dumanları görmek, o muhteşem doğanın yok oluşuna tanık olmak hiç hoş bir şey değildir. İnşallah bu son olur. Bir kere daha böyle bir tecrübe yaşamayız Mahmut Bey. Evet. Ve tabii Kıbrıs'ın aidiyetinde çok önemli bir sembol olan zeytin ağaçları. Evet. Sadece zeytin ağaçları değil, o Kıbrıs selbileri ve Kıbrıs çamları da aslında çok önemli bir miras bizler için. Bir bütün olarak doğayı zenginleştiren canlılar da dahil olmak üzere büyük bir kayıp meydana gelmiştir. Üzüntüm çok derindir ve ertesi günü de meclis genel kurul toplantısındayken bir kişinin faili olduğu evet. şüphesiyle tutuklanmış olması da açıkçası o öfkemi ve üzüntümü tazeledi. Bir insanın böyle bir şey yapabileceği benim aklımın almadığı bir şey. Tabii ki konu yargıya sevk evet. edilecektir. Yargı belirleyecektir. Gerçekten bir sorumluluğu var mı yok mu ama umarım yoktur Mahmut Bey. Umarım insanlar sadece birbirlerine değil doğaya karşı da saygılı olurlar. Ve böyle katliamlara hiçbir zaman sebep olmazlar. Peki efendim... Yani şimdi yangın gerçekleşti. Orada birçok ağaç zarar gördü. Bundan sonra en azından ne yapmak lazım? Şimdi yakın zamanda sosyal medyada belki siz de görmüşsünüzdür. 25 yıl önce kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın yine o Girne Dağları'ndaki yangınla ilgili bir açıklaması vardı. Ben dedi bir daha göremeyeceğim o yeşilliği. Devletin dedi bir yaptırım getirmesi lazım. Bu tarlalarında otları olanları temizlemeleri lazım. Yani bir şeyler yapmak lazım dedi. Bunun için siz bu noktada hep yapıcı muhalefet yapan bir partisiniz. Ne yapmak lazım el birliğiyle ki bu sorunu bir daha yaşamayalım, en azından çözelim, bitsin şimdi bu? Şimdi bir takım aktif ve pasif önlemler var Mahmut Bey, ifade ettiğiniz gibi. Bunların yapılması lazım. Önce şunu söyleyeyim. Tüm dünyanın biliyorsunuz şu anda bu içinde bulunduğumuz yıllarda yani en büyük baş belası bu küresel ısınma, evet. iklim değişikliği ve onunla birlikte gelen küresel ısınma. Yani farkındaysanız Batı Avrupa'da bile artık ilkbahardan itibaren ısı
22-23 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Kıbrıs'ta yani Mayıs'ın 11'inde galiba, 11'iydi sanırım, aniden 12 derece bir artışla 42-43 derecelere ısının çıkması falan bir anormalliğin sinyalleridir bunlar. Biz bunu göz ardı edemeyiz. Tüm dünya buna karşı mücadele ederken biz kendimizi bu mücadeleden tecrit edemeyiz. Dolayısıyla hep söylüyorum ya, gerek standartlar konusunda, gerekse tedbirler konusunda, önlemler konusunda, politikalar konusunda Avrupa ile uyumlaşmamız gerektiğini her ağzımı açtığımda benden duyarsınız. Doğru. Bunu boşuna söylemiyorum ve en iyi niyetle söylüyorum aslında. Bununla ilgili, yani iklim değişikliği ile ilgili alınması gereken tedbirler vardır. Bunları meclis kürsüsünde de söyledim yakın geçmişte. Sayın Doğuş Derya çok kapsamlı bir konuşma yaptı bu konuyla alakalı olarak. Bunun hükümetin gündemine gelmesi şart. Her hükümetin sadece bunun değil. Şimdi bu bir aktif tedbirdir. Yine ifade ettiğiniz gibi gözetim yapılması lazım. Yine basından aldığım duyumlara göre gözetim için Avrupa Birliği desteğiyle oluşturulan bir kapalı devre kamera sistemi varmış. Ama bu sistem galiba devrede değilmiş veya çalışmıyormuş. Çok üzüldüm bunu duyduğumda. Evet, doğru. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Elbette gözetim çok önemli. Ve ifade ettiğiniz gibi çevrede ciddi yaptırımlarla birlikte getirilecek bir takım kurallar olmalı. Dünyanın birçok ülkesinde sürekli olarak ziyaret ettiğim ve tanık olduğum ülkelerde 800 euroya varan yaptırımlar vardır çevre kirliliğine karşı. Bunun artık burada da çok radikal bir şekilde, çok radikal olmazsa zaten etkili olamaz. Evet. Hala daha ben her gün Lefkoşa Girne yolunda kullanan birisiyim. Hala daha her Allah'ın günü arabasının camından dışarıya sigara izmariti atan, boş kola kutusu atan birçok sürücü görüyorum. Bunlar kabul edilemez. Bunun durdurulması lazım. Bir de evet, ülkemiz çok sıcaktır ve kurudur. Yani burada 4-5 ay yağmur yağmaz bildiğiniz üzere. Yangın riski çok yüksektir. Alınacak olan tüm tedbirlere rağmen bu iklimde yangın kaçınılmazdır. Dolayısıyla yangını söndürmeye yönelik olarak da kapasitemizi artırmak zorundayız. Bununla ilgili özellikle orman yangınları ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlarda bilindiği üzere tek mümkün olan yangına karşı savaş havadan mümkündür. Evet. Yıllardır neden bir uçak almıyoruz veya helikopter almıyoruz diye böyle beni çok rahatsız eden içi boş tartışmalara tanık oluyoruz. Evet. Bizim bir hava aracına sahip olmamamızın sebebi satın almakta ısrarcı olduğumuz içindir. Satın alamayız biz böyle bir hava aracını ama kiralayabiliriz. Bu hava araçları zaten genelde kiralanıyor. Mevsimlik de kiralanıyor, uzun vadeli olarak da kiralanabiliyor. Peki satın alamamamızın nedeni nedir? Bütçemiz müsait değil. Biz devlet olarak yani sınırlı finansal imkanlara sahip bir ülkeyiz. Bunu biliyorsunuz. Bir takım engeller var buranın finansal ve ekonomik kalkınmasının önünde. Bu köklü bir takım siyasi sorunların sonucudur. Bunlar giderilmeden ve gittikçe artan bir nüfus var burada. Tabii ekonomi için çok güzel bir şey ama devlet bütçesinin yetersiz kalmakta olduğunu müşahede ediyoruz. Sadece yangına karşı mücadelede değil, yani zaruri olan devlet hizmetlerinde de yetersizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Onun için satın almakta ısrar ettiğimiz sürece sahip olamayacağız bu hava araçlarına. Gerek Güney Kıbrıs, gerek Türkiye, tabii ki doğal afetlerde, böyle acil durumlarda kimse bize sırtını çevirmiyor. Tamam mı? Sağ olsunlar. Ama yangın gibi bekleyemeyen felaketler olur
Mahmut Bey. Tabii. Yani Ercan'dan kalkması oraya 5 dakika. Sel felaketlerinde de yaşadık evet. Benzer şeyleri, yangınlarda yaşıyoruz. Yani 6 saat sonra buraya helikopter geldiği zaman sadece soğutmaya yarayabilir. Alevleri durduramaz. Şimdi dolayısıyla ben çağrı yapıyorum. Çok açıkça çağrı yapıyorum. Bu konuyu meclise de taşıyacağım. Muhakkak ilkbahardan sonbahara kadar 6 aylık dönem için örneğin Mart'tan Kasım'a kadar şeklinde 6 aylık kiralamaya gitmemiz lazımdır. 2 tane yangın uçağının o 6 ay süre boyunca Mart'tan Kasım'a kadar Ercan'da olması lazım. Peki efendim hiç maliyet araştırması yaptınız mı yani? Biliyor musunuz? En azından böyle sorayım ben size soruyu. Hayır bilmiyorum. Hı-hı. Ama merakımı gidermek için bakıyorum. Çok dinamiktir. Hı-hı. Çok dinamiktir. Yani serbest piyasa koşulları çerçevesinde. Ama bizim karşılayabileceğimiz bir rakamdır. Bütçede. Bir de Mahmut Bey satın almakla bitmiyor bu tür araçları. Bunların bakımları var. Bunların arızaları var. Ve periyodik olarak ödenen vergileri var, giderleri var. Bunları göğüslemeye hiç gerek yok. Biz bu araçları kiralayalım, derhal kiralayalım, çok geç kalmadan ve Ercan'da konuşlandıralım diyorum. Geçen gün bu hafta sonu aslında sadece bizim bulunduğumuz bölgede değil, maalesef Adana'nın birçok evet, başka Zerdan'da, yerinde, İskele. Akşam eve gidince evet. öğrendim. Güneyde de, evet, güneyde de, kuzeyde de, muhtelif yerlerde. Yani iki tane daha uçağın burada konuşlanması zaruridir. Hiç düşünülmeden yapılması gereken bir şeydir. Biz bunun ücretini nasıl karşılayacağımızı ihale sonucunda alacağımız teklifler belirleyecektir. Ve ondan sonra biz oturup bunu karşılamak için bir fon yaratacağız. Bu bizim görevimiz. Siyasilerin sorunu bu. Evet. Dolayısıyla hayır, ücretinin ne olduğunu bilmiyorum. Hı hı. Ama satın alınmaması, kiralanmasının daha uygun olacağını ifade ediyorum. Evet efendim, siz konuşmanız içerisinde çok iyi bir ayrıntıya değindiniz. Küresel ısınmaya. Yani biz 2018 yılıydı sanırım. 4 gencimizi biz burada selde kaybettik. Yani hiç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yani belki Kıbrıs Adası'nın hiç görmediği biz yağmurlarla da boğuşmaya başladık. Tabii. Yani küresel ısınmada sadece biz sıcaklık artışı değil, diğer tarafta da artık yağmur, sel, belki 10 yıl sonra karla uyanacağız biz sabahları burada. Bunun garantisi de yok. Bununla ilgili de değil mi biraz daha çalışma alanını genişletmek gerekmiyor mu en azından? Çok doğru. Sadece yağmurun yoğun bir şekilde düşmesi değil. Maalesef diğer ülkelerde olduğu gibi buranın da bir kısım toprağın su altında kalması riskiyle karşı karşıyayız. Yakın bir gelecekte değil ama bu küresel ısınma devam ettiği sürece nihayette olacak olan bunlardır. Bir takım öngörüler okuyorum. Ve mesela Atina'nın su altında kalacağı öngörülmektedir bu iklim değişikliği nedeniyle falan. Bizim bu konuyu dediğim gibi siyasi gündem konusu yapmamız gerekiyor ve Avrupa Birliği'nin ilgili direktifleriyle bu emisyonla ilgili ve yeşil düzenle ilgili biliyorsunuz bir takım düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri hemen buraya getirip bizde de yürürlüğe koymamız şarttır. Her evet. ülke bunu yapıyor. Biz kendimizi tecrit etmeyelim bunlardan. Evet efendim, koronavirüs süreci adada kapıların kapanmasıyla biraz ekonomileri de daralttı. Yani tekrar o işte 2004 öncesine bir dönüş gerçekleşti bugün itibariyle baktığımızda. İsterseniz önce bunun bir ekonomik boyutunu bize bir değerlendirin, bir iş insanı olarak aynı zamanda. Bu koronavirüs dünyada nasıl ekonomileri yeniden şekillendirecek? Sizin bir öngörünüz var mı? Bize bir toparlarsanız bu konuyu memnun oluruz. Evet, Kuzey Kıbrıs tipik bir ada ekonomisi. Ne demek tipik ada ekonomisi? Hizmet sektörleri odaklı bir ekonomi demek.
bizim temel gelir kaynaklarımız turizm, yüksek öğretim ve gayrimenkul satışları aslında baktığınız zaman. Turizm dediğimiz zaman 1 milyar doların üzerinde gayri safi milli hasılaya bir sağlayıcı konumunda, benim tabirimle lokomotif konumda olan bir sektör. Ve onu takip eden yüksek öğretim de aslında bir eğitim turizmi aslında, değil mi? Evet. Bir eğitim turizmi diyebiliriz. Ve elbette güney ile kuzey arasındaki geçiş noktalarının açıldığı günden bu yana ve sayısının gittikçe arttığı bu süreçte ada içerisindeki dolaşım da aynı paralelde artmıştır. Bu da yerel turizmi aslında çok olumlu etkilemiştir. Sadece dıştan gelen değil, yerel potansiyel kaynağın turizme kazandırıldığına tanık olduk. Ve turizmle birlikte aslında birçok şeye de ilham vermiştir bu, bildiğiniz üzere. Evet. Toplumların işbirliğini gerektirmiştir, toplumların yakınlaşmasını kolaylaştırmıştır, insanların yeni yerler keşfetmesine olanak tanımıştır, bir takım ortak iki toplumlu projelerin sponsor edildiğini, finanse edildiğini gördük ve muhteşem bir değişim oldu aslında. Değişim ve dönüşüm oldu. Bu inkar edilemez bir şeydir. O denli ki aslında bunun anlamını, bunun değerini korona virüsü nedeniyle bu geçiş noktalarının kapanmasıyla idrak etti insanlar. Evet. Ansızın bir uyandılar. Düşünün, kuzeyden güneye günde 1500-2000 arası çalışan emekçi geçiyor. Hayatlarını orada kazanıyorlar, burada harcıyorlar. Keza sayısını bilmediğim kadar fazla insan eğitim için, kültür için, spor için devamlı dolaşım gerçekleştiriyor. Tüm bunlar aniden durunca kiminle konuşursanız konuşun şu anda şu veya bu şekilde bu kapalılıktan olumsuz etkilenmiştir. Şikayetçi yani. Şikayetçi. Şimdi sadece bu tabii ki sadece Kıbrıs'ın bir sorunu değil. Tüm virüsün etkilediği tüm ülkelerde 192 ülkeyi etkilemiş bu virüs. Etkilediği her ülkede bu dolaşım özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar çok büyük mağduriyetlere sebep vermiştir. Çünkü başta sağlık denmiştir, virüsün yayılma riskinin önlenmesi demiştir ve biz bunu bu kapalılıkla, bu katı ve zamanında aldığımız kararla biz bunu başardık. Güney Kıbrıs'ta diğer ülkelere kıyasla başarılı bir kategoridedir. Kuzey Kıbrıs daha da başarılı olmuştur. Evet. Bir takım olumsuzluklar olumlu bir sonuç almamıza neden olmuştur. Uluslararası uçuşlara kapalı olmamız mesela, evet. Vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla sağlık bakış açısından baktığımız zaman konuya, sağlık güvenliği açısından baktığımızda alınan sonuçlar fevkalade tatmin edici. Ama bunun bedeli, sosyal ve ekonomik bedelleri gerçekten artık tahammül sınırlarımızı zorlayan bir noktaya gelmiştir. Ve işte bu 4 Mayıs'tan itibaren yürürlükte olan aşamalı yeniden açılma süreci bunu ortadan kaldıracaktır inşallah. Fakat yeniden açılma sürecinde bu 2 haftalık sürede ne gördük onu özetleyeyim size. Evet. Hükümetin gelirleri düşürücü aldığı tedbirler, yani maaş kesintileri, yani işsizlik ödeneği kesintileri, yani yerel yönetimlere olan devlet desteğindeki kesintiler piyasadaki talebi düşürmüştür. Tamam mı? Talep düşmüştür. Evet. İki, Türk lirasında hala devam eden dalgalanma ve yabancı para cinslerine karşı gösterdiği değer kaybı buradaki
tüketicinin, sabit ve dar gelirli tüketicinin alım gücünü düşürmüştür. Bu iki olumsuz etkenden dolayı iki haftadan bu yana yeniden açan esnaf ve diğer tüm mağazalar, işletmeler ansızın %50 ile %80'e varan bir düşüşle, bir daralmayla karşı karşıya kalmışlardır. Ve şu anda bu insanlar kapalı olmakla açık olmak arasında böyle bir bunalım içerisindedirler. Açık olmanın getirdiği işletme masraflarını maalesef pazarda karşılaştıkları bu talep yetersizliği nedeniyle karşılayamaz durumdadırlar. Devletin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu talebi artırmak için, ekonomiye bir aktivite kazandırmak için daha fazla gecikmeden güneyle Sağlık Komitesi liderler arasındaki malum iletişim ile güneyle bir işbirliği ve dayanışmaya girmek lazım ve tüm geçiş noktalarında derhal birkaç gün içerisinde bu önlemlerin, sağlık önlemlerinin, denetimlerin alınması lazım. Diğer sınırlarını açan ülkelere bakarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün direktiflerine bakarak ve bu kapıların derhal açılması lazım. Her iki tarafta da uçuşların, uluslararası uçuşların, havaalanların açılması bir süre daha bekleyecektir sağlık bilim kurullarının tavsiyesi üzerine. Dolayısıyla biz içteki potansiyel kaynağımızı mobilize edebilmek için geçiş noktalarını açacağız ki hem turizm, gelecek hafta açılacak olan turistik tesislerimiz, lokantalarımız, mağazalarımız, esnafımız falan tekrar 14 Mart öncesi gelirlerini elde edebilsinler. Ama Güney Kıbrıs'a baktığımız zaman açıklamalar en son sınır kapılarıyla ilgili karar verilecek yönünde. Yani Rum hükümet sözcüsünün de bu yönde açıklaması doğru. Ama o en son dediğimiz tarih yanaşıyor. Haziran'ın ilk haftası. Bence tarih değil gündemde olan. Yine tekrarlıyorum. Tarih değil. Önemli olan ve gündemde olan karşılıklı alınacak sağlık önlemlerinin bir an önce alınmasıdır. Yani diyorsunuz ki biz kapılarda biz bu önlemleri alalım, belirleyici unsurları tamamlayalım, ondan sonra işi siyasete bırakalım. Aynen öyle. Bence siyaset noktasında hiç kimse bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Sıkıntı, potansiyel sıkıntı virüsün yayılma riskidir. Ve bununla ilgili katı sübaplar konması lazım, önlemler konması lazım. Diğer ülkelerde bu yürürlükte şu anda. Muhtelif şekillerde. Buna odaklanması lazım herkesin şu anda, bugünden itibaren. Bu ne kadar hızlı ve tam yapılırsa o bahsettiğimiz tarih otomatik olarak o kadar erken olacaktır. Peki efendim, bu işin tabii bir de ekonomik boyutu da var. Yani siz de bahsettiniz, yani sadece bu kriz Kuzey Kıbrıs'ta değil, Güney Kıbrıs'ta da etkili oldu. Yani elbette, ekonomik olarak. Elbette. Yani bu kapıların açılmasında acaba onların, yani bizim için dezavantaj ama onlar için avantaj olan kısmı, işte TL'nin işte Euro karşısında değer kaybetmesi, onların paralarını burada biraz daha değerli kıldı. Yani bir ürün alabilecekken belki 1.25 ürün alabilecek seviyeye getirdi bu dalgalanma. Bunu da düşünüyor olabilir mi Rum tarafı acaba? Yani şimdi biz kapıları açsak erken, yani bu önlemler alınsa dahi gidip Güney Kıbrıs'ta işte Rum vatandaşlarının gelip kuzeyde para harcamaları. Anladım. Mahmut Beyciğim, çok iyi anladım ne dediğinizi. Bu söylediğiniz her zaman olan bir şey. Hem iki taraf arasında olan bir şey, hem de hem tarafın kendi içinde olan bir şey. Bunun adı rekabet. Evet. Yani rekabet, onu da düşünüyor olabilirler diye düşünüyorum. Rekabet her zaman vardır ve her zaman rekabete karşı da bir mücadele vardır. Bir de rekabetin getirdiği olumlu şeyler de vardır. Ama bu rekabet hiçbir zaman siyasi kararları da bugüne kadar etkilemedi, etkilemez de. Hiç bu bir spekülasyondur. Ben hiç katılmıyorum. Çünkü birçok insanla iletişim içerisindeyim. İletişimde olan siyasilerden birisiyim. Geçmişteki görevlerde tabii bu iletişim ağının oluşmasına çok katkısı oldu.
Tabii ki böyle endişeler vardır. İşte biz ne yapacağız, yine bizim yakıt satışlarımız azalacak falan. Ama bu sadece ve sadece rekabet seviyesinde evet. bir endişedir. Gerçek yani yakıt satışlarının güneyde azaldığı ortada. Yani bu rakamlarla ortaya konuyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alışveriş yapan. Yani biz de meslek icabı çok geziyoruz. Doğru. Görüyoruz hatta pazarlarımızda dahi gelip tabii, alışveriş yapan Rum vatandaşlar. Tabii bu kapılar ilk açıldığında da büyük kayıplar kuzeydeydi hatırlarsanız. Evet. Herkes alışverişini güneye gidiyordu. Markalar oradaydı. Vesaire. Zaman döndü. Bu iş böyledir. Bu iş böyledir. Yarın yine dönecektir. Bu dinamik bir süreçtir. Rekabet sürecidir. Ve bu güzel bir şeydir. Bunun etkileri uzun vadede çok olumludur. Belki de bu yüzdendir ki Kuzey Kıbrıs'ta standartlaşma ve kaliteye çok büyük yatırımlar yapıldı son 15 senede. Bunu göz ardı etmeyelim. Ben de size katılıyorum bu noktada. Bunu göz ardı etmeyelim. Rekabet her zaman için özellikle tabii, özel sektörde beraberinde kaliteyi getiriyor. Rekabette ucuz su yürür yolunu bulur. Evet. Bunun önüne hiç kimse geçemez. Yani biz de zaten bu noktada kapıların açılması tarafındayız. Neticede tabii, biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bu ülkenin tabii, ekonomik şartları dönecek ki en azından evet, bütün topluma bu ferahlık yansısın. Evet. Gelelim Sayın Başbakan'ın, evet, Sayın Sağlık Bakanı'na evet, verdiği talimat çok kısa. Çok üzüldüm bunu duyduğum zaman. Aynı zamanda da böyle biraz da sevindim şu açıdan. Yani daha bir ay önce güneyden buraya gelen bir tıbbi malzeme yardımına karşı çıkan Sayın Başbakan, geçen gün güneyden uçak desteği almamıza, ve şu anda da sağlık komitesinin bu sağlık önlemlerinin alınması aşamasında Rumlarla işbirliği yapmamıza olumlu bir yaklaşım gösterdiği için çok mutlu oldum. Fakat bu önerdiği kanal imkansız bir kanal olduğunu bile bile bunu önermiş olması aslında acaba kapıları açmak istemiyor mu sorusunu benim aklıma getirdi ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Keşke onu yapmak yerine Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrı yapsaydı, Sağlık Komitesi'ne, Sağlık Teknik Komite'ye bir çağrı yapsaydı ve deseydi ki derhal sıkıştırılmış bir çalışma programı yapın, ben bunu bayram ertesine kadar hazır istiyorum deseydi. Mesela alkışlayacaktım kendisine. Şimdi bu imkansız olan kanal doğrultusunda Sayın Sağlık Bakanı'na bu talimatı vermesi beni üzdü ve samimiyetini sorgulamama yol açtı. Kendisinin affına sığınarak itiraf etmek isterim. Tabii bu da sizin eleştiriniz neticede siyasetin güzel tarafı. Belki de Kıbrıs Türk'ünün en güzel tarafı bu hoşgörüsü. Neticede getirdiğiniz eleştiri de Sayın Başbakan'a elbet o da bir yanıt verecektir size diye düşünüyorum. Muhakkak. Peki efendim biraz da isterseniz uluslararası siyasetten de konuşalım. Yani Doğu Akdeniz çok hareketlendi. Yani biz koronavirüse daldık, ekonomi, turizm, eğitim dedik ama diğer tarafta petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili Avrupa Birliği'nin açıklamaları var. Yine ona keza Türkiye'nin karşı açıklamaları var. Yani biz bu noktada biraz bu işin dışında kaldık. Yani Kıbrıs adası olarak dışında kaldık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri? Mahmut Bey, daha önce yaptığımız programlarda ifade ettiğim gibi gerek Kıbrıs adasında gerekse Kıbrıs adasını çevreleyen sularda egemenlikle alakalı bu ihtilaf devam ettiği sürece gerginlik her zaman olacak, bazen artacak, bazen stabil olacak ama sorun çözülmediği sürece çözülmeye mahkum kalacak. Ve korona virüsü süreci bu son aylarda müzakerelerin yeniden başlamasına bir katalizör, bir kaldıraç etkisi yaratacağını öngördüğümüz bu doğalgaz projesi hatırlayacaksınız. Evet. Bu korona virüsü sürecinde sekteye uğradı. Bir taraftan dünya piyasalarında doğalgaza olan talep azaldı. %20'nin üzerinde bir oranda azaldı ve haliyle fiyatı düştü. Değeri düştü. İki, Suudi Arabistan'la Rusya arasında bir rekabet savaşı
meydana geldi. Ve bildiğiniz üzere ham petrol fiyatlarında devasa %50 ile %80 arasında değişen... Maliyetin altına indi. İnanılır gibi değil, değil mi? Dolayısıyla o da petrol alanındaki tüm yatırımları ve tüm yatırımcıları olumsuz etkiledi. Üç, tabii ki bu koronavirüsü sürecinde alınan kapalılık kararları, bizim lockdown dediğimiz kapatma kararları tüm faaliyetlerin donmasına neden oldu. Ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölge'de lisans sahibi şirketler faaliyetlerine bir yıl ara verdiler. Takriben bir yıl ara verdiler. Tüm bu olaylar, bu az önce bahsettiğim, yani doğal gaz projesinin o kaldıraç gücünü biraz askıya aldı bu gelişmeler. Fakat temel sorun olan bu deniz yetki alanları üzerindeki ve kıta sahanda ve münhasır ekonomik bölge üzerindeki sınırların netleşememesi, egemenlik üzerindeki ihtilaflar nedeniyle tarafların müzakere edememesi ve bu sınırların belirlenememesi hala daha tarafları tek taraflı olarak faaliyetlerine devam ettirmeye zorluyor. Bahsettiğiniz gerginlik bu yüzdendir. Bu gerginlik devam edecektir. Peki şunu da katabilir miyiz? Yani artık Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz'i büyük bir havza olarak görmek lazım. Yani Türkiye'nin bu Libya ile yapmış olduğu anlaşma da esasen Kıbrıs'la birleştirildiğinde büyük bir parçayı ortaya koyuyor. Yani. Bu da bu sorunu biraz daha büyüttü mü sizce? Hayır. Doğu Akdeniz doğal gaz projesi toplam 7 ülkenin bileşen konumunda olduğu bir projeydi. Ve bu 7 ülkenin sayısında bir artış olmadı. Bu ülkeler arasında en büyük sahili olan Akdeniz'e sahip olan Türkiye. Ve bu doğal gaz projesinin sonucunda pazarlanma noktasına gelecek olan ürünün de en büyük alıcısı olan Türkiye elbette bu denklemin içerisindeki en önemli bileşen konumunda. En aktör bileşen. Evet. Yani olmazsa olmaz. Anlatabildim mi? Tabii ki. Çok net. Bunu da bilmeyen ve kabul etmeyen birisi yoktur bu arada. Tamam mı? Problem az önce söylediğimdir. Kıbrıs ekseninde, Kıbrıs etrafında olan bu egemenlik özünde olan sorun çözülmeden bu proje ne siyaseten ne ekonomik olarak ne de ticari olarak anlamlı bir şekilde hayata geçmeyecektir. Onun için bir an önce bu beklenmeyen koşulların normalleşmesi ve o sonuç alıcı 25 Kasım 2019'da Berlin sonrası yapılan o açıklama çerçevesinde o önce beşli konferans sonra stratejik siyasi anlaşma hedefinde müzakereler yeniden başlaması en büyük dileğimdir. Bu devam eden gerginlik çözülemez bir noktaya gelmeden önce. Peki çözüm için sizin parametreniz nedir? Yani bu en azından yani Kıbrıs adası içerisinde bir çözüm olmasa dahi bu adanın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili bir adım atılması gerekiyor ki bu sorun bir çözülme aşamasına girsin. Sizin öneriniz nedir? Bu noktada ne yapılabilir ki? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı zaten. Önerisi de vardı. Gelin bu petrol ve doğalgazı çıkartma konusunda bir komisyon kurulsun. Ama bu da kabul edilmedi. Ne yapmak lazım ki bu işi bitirelim? 25 Kasım Berlin toplantısı sonrasında çıkan kararı bir daha okuyun lütfen. Hı. Orada gayri resmi bir beşli konferans önerisi var. En kısa mümkün olan zamanda diyor. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Evet. 26 Nisan'da Kuzey'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktı. Onu takiben en kısa zamanda gibi bir ifade vardı. Neydi onun amacı? O beşli gayri resmi toplantının amacı neydi? İşte malum
devam edecek olan siyasi müzakerelere bir çerçeve belirlemek, sonuç alıcı bir çerçeve belirlemek ve bu Doğu Akdeniz'de huzuru, refahı ve barışı tehdit eden bu gerginliğe son verecek bir uzlaşı sağlamak. Ve bu çerçevede, bu beşli konferansın gündemi çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatıp bir stratejik siyasi anlaşma, bakın bunları hep tırnak içinde evet. söylüyorum. Çözüm değil, stratejik siyasi anlaşma. Bunun çözüme dönüşmesi iki toplumun eş zamanlı referandumda vereceği karara bağlı. Dolayısıyla sorunuzun cevabı tüm konular olduğu gibi sadece doğalgazla alakalı değil, tüm konular ilintilidir ve tüm konuların kapsamlı olarak bir uzlaşıyla stratejik siyasi anlaşmanın içeriğini oluşturması gerekiyor. Dediğiniz gibi içerisinden sadece şunu veya sadece bunu aldığınız zaman kabul edilmiyor. Hiçbir zaman kabul edilmiyor. Ne Ercan Havaalanı üzerindeki yaptırımın kalkması, ne Mausa Limanı üzerindeki yaptırımın kalkması, ne Maraş'la ilgili, ne bilmem neyle ilgili, ne taşınmaz mal komisyonundaki konularla alakalı böyle tek başına problemleri çözemiyorsunuz. Güven artırıcı önlemler diye tabir ettiğimiz mevcut koşullarda karşılıklı iki taraflı toplumların günlük yaşamına yarar sağlayacak, adadaki çözüm atmosferini iyileştirecek, çözüm için motivasyon sağlayacak, sinerji sağlayacak tüm şeyler, güven artırıcı önlemler de bu kapsamlı çözümün kaldıraçları olmuştu bugüne kadar. Bundan sonra da olacaktır. Son bir dakikamız, yani yakın zamanda hatırladım, o dönemde de buradaydım. İşte en partinizin genel başkanlığını yapmış Sayın Mehmet Ali Talat Bey, Cumhurbaşkanlığı yaptı. Yani çözümü en çok isteyen partinin genel başkanı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yine ona keza çözüm için çok mücadele etti. Hatta Krans Montana için sonrası da tabii. yapmış olduğu bir açıklama var. Artık bizim jenerasyon için bu son dönemiydi. İfadesini kullandı. Şimdi böyle baktığımız zaman Türk tarafı ne yaparsa yapsın karşı tarafta da red cevabı kapı gibi duruyor. Çok doğru, çok haklısınız. Henüz bir çözüme ulaşamadık. Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle bu Kran Montana'da yine ifade ettiniz. Yine dünyanın gözü önünde ortaya çıkmıştı. Çok doğru. Ama o statüko, o sorunun yarattığı statüko da ciddi anlamda erozyona uğramıştır. Lütfen bunu kabul edin. Yani kabul edin lütfen. 2000 evet. lütfen 2003'ten başlayarak yani Annan Planı sürecinden başlayarak 17 seneden beri gerek Mehmet Ali Talat'ın gerek Mustafa Akıncı'nın yürüttüğü müzakerelerde çok büyük bir mesafe kat edilmiştir. O denli ki aramızdaki sorun evet. yarım sayfaya özetlenebilecek kadar az bir noktaya gelmiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür son ederim. Artık bir dakikamız habere tabii. giriyoruz. Çok sağ olun. Evet, CTP Milletvekili Sayın Fikri Toros'la çok hoş güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na da ayrı bir teşekkür iletelim. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde 13 defter keser günün gelişmelerini sizler için özetleyecek. Yarın yine bir gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.